Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 10-17 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, evet haftanın ilk 3 günü pazartesi erken saatlerden itibaren çarşamba akşamına kadar ay terazi burcunda olacak. Sizin de haritanızın, horoskopunuzun en tepesinde kariyer hayatınıza işaret ediyor. Sorumluluklar, görevler, ebeveynler, aile büyükleriyle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Bugünlerde Venüs, Merkür, Yay burcunda, Güneş, Satürn Yay burcunda 12. evinizde önemli bir hareketlilik var. Zaman zaman hayatınızda biraz başkalarından gizlediğiniz, biraz geri planda yaptığınız işler olabilir şu dönemde. Özellikle Aralık ayında bunlar daha fazla etki alanında. Ya da bir şeyleri gizlemeye çalışıyor olabilirsiniz. Venüs bazen platonik bir ilişkiyi, gizli bir ilişkiyi de burada işaret ediyor olabilir. Bazen gizli hayranları işaret ediyor olabilir. Ya da iş hayatınızda, mesleki alanda daha yalnız başınıza yaptığınız hazırlıkları, projeleri, çalışmaları, geri planda yaptığınız işleri, faaliyetleri burada işaret ediyor olabilir. Satürn artık burcunuza geçmek üzere. Yay burcunda son günleri ve 20 Aralık'ta burcunuza geçecek. Belki de artık toplum önünde daha fazla dikkat çekip daha fazla sorumluluk alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Son 2-3 yıldır yaptığınız hazırlıkların karşılığını artık alma zamanı diyebiliriz. Yay burcundaki bu gezegenler sizi şu dönemde biraz daha ruhsal yapıyor. Daha spiritüel konulara ilgi duyuyor olabilirsiniz. İbadet gibi, meditasyon gibi veya bilinçaltı çalışmaları, şifa çalışmaları için de aslında bu hafta oldukça uygun görünüyor. Ayın Akrep burcuna geçtiği çarşamba gecesinden itibaren böyle faaliyetlere daha fazla odaklanırsanız faydalı olabilirsiniz. Fayda bulabilirsiniz. Perşembe ve Cuma günü de Ay Akrep burcunda, kalabalıklar içerisinde yer almanız mümkün. Özellikle grup ve ekip çalışmaları ve arkadaşlarla ilgili işler ön planda. Hafta sonunda ise Ay tekrar Yay burcuna geçiş yapacak. Hafta sonunda yine manevi konular, spiritüel konular ön planda. Bazılarınızda ihtiyaç sahibi olan bazı kişilerle ilgilenecek. Yani bu aile üyelerinizden biri de olabilir. Anneniz, babanız ya da ailedeki daha yaşlı, daha olgun yaştaki bir kişiyi ziyaret edebilirsiniz. Onun için, onun istediği şeylerle ilgilenebilir, ona destek olabilirsiniz. Sağlık sorunu olan bir ebeveyninizi hastaneye götürebilirsiniz. Bakımıyla ilgilenebilirsiniz. Veya yardım kuruluşlarına zaman ayırabilir, huzur evlerini ziyaret edebilirsiniz. Bu anlamda hani yardımlaşma, daha ruhsal, daha manevi konulara da odaklanabileceğiniz bir hafta. Hafta sonunda da bu etkiler artabilir sevgili oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.